Evet, üstüne basa basa kamyon otobüs istemiyoruz dedi. Çünkü Soğanlık'ta yaşamıyorlar. Biz Soğanlık, bütün öğrencilerimiz, bütün çalışanlarımız kamyon otobüse biniyor. GK istemiyorum dedi gencin biri. GK bize lazım. GK benim engelli hastam var, ben engelliyim. GK olmasa biz nasıl Kartal'a gidelim, nasıl gelelim? OK, GK seferleri hatta sıklaştı. Bizim çok ihtiyacımız var. Orada bir sürü site var, bir sürü kaç bin insan var. 4500 insan vardı şeyde. Pandemi zamanı Gümüşpınar'da yalnız. Yani Gümüşpınar'ın arabası alınamaz. Biz o 21 uyu istiyoruz Kadıköy'e giderken. Çok dertliyiz. Niye dertliyiz? 21 uyu için bize dedi ki metroyu kullan. Metroyu kullanırken bir araca bin. O 10 bin lira emekli maaşı alıyoruz. Bir araca bin, metroya git. Bir daha metroya da 20 lira bas. Evde 35 lira, 40 lira. Ya biz Soğanlık'ta oturanlar, 10 bin lira maaş alanlar ne yapsın, nasıl gitsin? Niye ki yapabiliyorsunuz ya? Niye ki yapabiliyorsunuz? YCT bürokratlarımız, keza başkan yardımcılarımız. Tabii ben üzüldüm bu toplantıda. Yani bu kadar feveranı vatandaşın etmesini uzun zamandır ve burada bunu yapmasını istemiyorum. Böyle olmaması gerekiyordu. Çok daha önce bu soruyu çözülmesi gerekiyordu. Bu detaylar, hatların ne olup olmayacağı teknik konular ama şunu hepimiz bilmemiz gerekiyor. Siyaset de, bürokrasi de halk içindir. Halk istiyorsa yapılacak. Yani müdürün o hattı isteniyorsa bu açılması, yapılma, geri getirilmesi gerekiyor. Yani efendim konforsuz, yani bunun açıklamasını sizin yapmanız gerekiyor. Niye hat kaldırıldı? Ya efendim konforsuz çok uzun. Böyle olmaz. Yani vatandaşa hizmet için varız hepimiz ve bunun gereğini yapacağız. Vatandaş istiyorsa biz maaşlarımızı vatandaşa alıyoruz. Hepin o yüzden lütfen vatandaşın taleplerini dikkate alınız ve yapınız. Teşekkürler. Soğanlık Gümüşpınar Mahallesi'nde oturuyorum. Soğanlık Mahallesi 3 tane mahalle, Soğanlık semtinde 3 tane mahalle var. Gümüşpınar, Yeni Mahalle, Orta Mahalle. Bir de Yakacık var, ondan sonra Uğurmuncu var. Uğurmuncu'dan kalkan otobüs doğal olarak geliyor Soğanlık'a. Soğanlık'taki vatandaşlar mağdur kalıyor. Otobüslere binemiyor sabah saatlerinde. Yani otobüsler gidiyor, vatandaş es alıyor arkadan. Yani bu tabii ki en büyük hata, yanlışlık 21 uyu kaldırmakla oldu. 11'den sonra taksiye binip gelmek zorunda. Ya Uğurmuncu ile Yakacık arası ne kadar yürüyerek gidip gelebilir. Ama gecenin bir saatinde gelinemiyor maalesef. Taksiyle gidip gelmek zorunda. Kaldı ki Yakacık'a gelen arabalar bir kısmı Soğanlık'tan Uğurmuncu'ya gidiyor. Bir kısmı direkt Uğurmuncu, Yakacık, Kartal o şekilde geliyor. Biz yeri geliyor bir saat araba bekliyoruz. Kartal'a gitmek için, o dediğimiz metroya varabilmek için. Yani çoluk çocuğumuz gece vakti o metroya ulaşabilmek için bir saat araba beklemek zorunda. Bizim nedir bu günahımız? Gerçekten sorunumuz çok. Sorunumuz 21 bu sadece değil, 134 plan konuklarda en büyük sorunumuz. Plan konuklarında tek bir aracımız var. Sürekli bu aracı söylüyoruz ama bir ekleme olmadı değerli yetkililer. Gerçekten orada başka ne bir satım var ne başka bir aracımız var. Vatandaş o kadar mağdur ki anlatamam. O da şöyle, önceden Yakacık'ta kalkıyordu. Soner muhtarım da biliyor, vatandaşım da biliyor. Yakacık'ta kalkar, otobüs Urmumcu'ya geldi. Urmumcu'da Galas'a geliyor. Yakacık, Çarşı Mahallesi, Yeni Mahalle, Gümüşpınar, Altı Mahalle burada mağdur kaldı değerli başkanım. Yani burada hakikaten sıkıntımız çok büyük. Ekstra araç vermeleri gerekirken bizim araçlar kalktı. Biz hastaneye bile toplu ulaşımla 2 saat değiştirerek gidebiliyoruz. Benim önerim şu, hastanenin yakınında zaten metro var. Hani metroya da entegre olmuş oluruz. Askeriyenin önünden biliyorsunuz ki bir yol var. Yani Urmumcu'dan direkt biz aslında iki yanını oraya
hastanenin oraya ulaşabiliriz. Çok basit bir şekilde. Eğer böyle bir şey olursa hem metroya ulaşmak isteyenlerin imkanı... E5'e çıkmak isteyenler. Evet, E5'e çıkmak isteyenler çok rahat bir şekilde metroya ulaşırız. Hem hastaneye rahat gidebiliriz, hem de adliyeye, hem de adliyeye ulaşırız. Adliye, hastaneye, hastaneye. Bayağı bir kolay olur. Öyle değil mi? Bizim yükümüzü alır yani. Uğurumuzun yükünü alır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiler. Yöneticilerimiz burada sizlerden direkt bu konuları dinlemek istediler. Bunlar tekrar YTS'deki yöneticilerimiz tarafından değerlendirilip planlanıp inşallah sizleri huzurlu bir yolculuk yapma sürecine taşıyacaklar diye biz düşünüyoruz. Ben şimdi sözü değerli yöneticimize bırakıyorum. Evet. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Tüm hazırlığına teşekkür ederiz. Gayet içtenlikle taleplerinizi dile getirdiniz. Bunlar tabii ki ihtiyaç, hatta kendi içerisinde de çok çelişkili olsa bile herkesin temel ihtiyaçları kendine göre çok bir şekilde getirmeye çalıştı. Ama takdir edersiniz ki bu bir toplu taşıma işi ve müşterek ihtiyaçlarımız yerine getirmek durumundayız. Hala zaten biliyorsunuz herkes evin önüne bir araç kesmesini istiyor, evin önüne durak istiyor. Ama bu ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklanmıştır. Öne çıkan bu hususları ifade etmeye çalışıyoruz. Evet, Kartal'da buraya, Uğurmuncu'ya akşam vakitlerinde ulaşımın olmadığı konusundaki sıkıntıları getirildi. Bu bilgi yönelimiz olarak ilerleyen bu hususlardan bir tanesi. İkincisi, evet, ikincisi yine daha çok Uğurmuncu var zaten herhalde. Ali Yefet'in karşılığı. Evet. Mahalleler özelinde biz zaten daha önce muhtarlarımızı burada defaten onlarla görüştük. Birçok sorunu biliyoruz. Temel çözüm problemlerinin anlatıldığı hususlar var ama görüyoruz ki bunların birçoğu tarafımıza aksettirilmemiş. Biz bunları tekrar muhtarlıklarımızın nezdinde, burada başkanımızın nezdinde altın muhtarlık değerinde değerlendireceğiz. Dolayısıyla eğer hafta sonu bir taşınma ihtiyacı varsa bunu yerine getirmek durumundayız. Buna bakacağız. Bu da başka bir önceliğimiz. Hafta içi zaten hani söyledim. Ama şu var, hani birisi 35 kaldırılı sınıfı bir devam etsindir. Bunlar bizim elimizde bir derilerle yönetebileceğimiz işler. Yani bu derimizde çok fazla ayı var. Araçlarda taşıma yolcular var. Kim nereden nereye gidiyor, ne yapıyor biliyoruz. Hiç olur çünkü işte %100'lük bizim değil bence de ama o oradaki vatandaşın taşınma ihtiyacı var. Onu da karşılamak durumundayız. Dolayısıyla bunlar bir büyük bir sizlikle tekrar değerlendireceğiz. Hepsini tek tek hem benden notlarımı aldım. Pardon, bir notlarımı aldım. 2021'de iletilmiş, muhtar gelmiş falan. Hani bakacağız, yapacağız, evet. Öyle bir şeyler veriyorlar. 21 bu özellikle durumları tekrar konuştunuz. Bir de fark ettim, söylediniz. Ben biz sizden kesin bir çözüm istiyoruz. Derdimizi anladığınıza inanmıyorum. Bu beşerliğe toplantı bile sarpış itibariyle yakınmamalıyım. Beşte buraya derdini anlatacak kim gelecek? Öğrenci mi gelecek, çalışan mı gelecek? Sırf talep iletildi, yapıldı mı yapıldı üzerine yapılan bir toplantı olarak. Yani böyle düşünüyorsanız zaten özür dilerim yani biz burada bir saat ayarlaması gibi ortaklaşa yapılıyor. 5 değil, 3 olur, 5 olur fark etmez. 12'de de yaparız, 20'de de yaparız. Beş hiç önemli değil. Bir aceleci bir tavır görüyorum çünkü bir an evvel gitmek üzere. Şimdi 17'se pazar günü çocuklarımız ve bizler sosyalleşmeyelim mi? Ne demek bir diyetete halkının postancıya gitmemesi? Bunu nasıl açıklarsınız ya? Bunun sizde bir açıklaması ya da var mı? Soru mu? 17'si pazar günü neden buradan hareket etmiyor? Açıklaması nedir? Merak ediyoruz. Var mı bir cevap? Hayır yani hastaneye gidelim. Çok anlayamıyorum oradan konuşuyorsunuz ama şöyle. Ama ben size
biraz önce zaten söz aldınız. Ben almadım. Çok pardon. Bostancı konusunda zaten değerlendirdiğimi söyledim. Ben söz aldım. Biz çözümleri alırsak. Biz çözüm istiyoruz sizden. Yapacağız, dikkate alacağız, bakacağız değil mi? Çözümleri sizler oraya aktaracağız. Ya babamdan ne yaşıyorum? Söylediğim gibi ifade ettiğim gibi bunların hepsi tekrar değerlendireceğiz. Bunların sonuçlarını sizlerle paylaşırız. Gerekirse bunu tekrar anlayabilirim. Şu taraya geçtik, bunu yaptık, şunu yapabiliyoruz, bunu da şu yüzden yapamıyoruz diye açıklarız. En azından sizin de söylediğiniz gibi sizi de anlamalar gerekiyor. Söylediğim gibi kaynaklarımız elimizde kısıtlı. Bir tane servisin arttırılması demek veya otobüsün şuraya da girmesi demek, oradaki yolculuk süresini ne kadar uzatacağım diye kestiremeyebilirler. Bunların hepsi hesap işi. Hakların üzerinde sefer saatlerinin uzatılması gereği belki mevsimsel olarak tekrar değerlendirilir. Öğrencilerimizin durumlarını tekrar değerlendiririz. Saatlerini yeniden ayarlamaya çalışırız. Sefer sıkıntıları konusunda olması gereken seviyeye çıkartmaya çalışırız. Halihazırda bir an önce 6.000 üzerinde aracımız var ve buradaki 475 bin nüfusun hemen hemen aynı sayısına hitap ediyoruz ve bu kadar yolculuk taşıyoruz. Yani ulaşamıyoruz dediğimiz noktada 475 bin yolculuk gerçekleşiyor. Bunları buradaki insanlar kullanıyor, bunlar taşıyor, bunları taşıyor. Evet, spesifik olarak öne çıkan zorluklar ifade edildi. Bunları da tekrar değerlendireceğimiz ifade ediyoruz. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Açık bir etkiliyetini evet. Getirdiniz. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyoruz. İnsan bastığı çözüm istiyoruz. Ekonomik bastığı değil. İnsanlara böyle hizmet bastığı. Kaldırırken bir günde kaldırırken. Hoş güzel hatları anlattı. Geç ama hakkını öğrenmeye geçmiş. Zor olmadı yani. Zor değil mi yani? Bu iştahı değil.